Selamlar arkadaşlar. Bu videoda FX Pro'ya üye olduktan sonra MetaTrader 4'ü bilgisayarda ve mobilde nasıl aktif edeceğimizi göstereceğim. Öncelikle FX Pro'nun sitesinden MetaTrader 4 uygulamasını indirdikten sonra karşımıza bu şekilde bir ekran çıkacak. Burada sol tarafta bir kılavuz bölümü yer alıyor. Burada indikatörler ve hesabımıza giriş yapacağımız bölüm yer alıyor. Ve buradan eğer sizde kılavuz bölümü görünmüyorsa görünüme tıklayıp buradan kılavuzu açıp kapatabilirsiniz. Buradan açıyorum ve hesaplar bölümü yer alıyor gördüğünüz gibi. Buradan sağ tıklıyorum. Hesap aç diyorum. Burada FX Pro'nun serverlarını göreceğiz. Bu serverlardan kendi serverımız, mail adresimize gelen server hangisi ise o server'ı seçiyoruz. Benimki Real 5 server'ında. Burada bunu seçip ileri diyorum. Daha sonra var olan trade hesabı diyorum. Ve burada mail adresime gelen giriş ID'sini ve şifreyi yazdıktan sonra son diyorum ve hesabıma giriş yapıyorum. MetaTrader 4'ü cep telefonumuzda kullanmak istediğimizde de MetaTrader 4 uygulamasını uygulama marketinden indirdikten sonra bizi bu şekilde bir ekran karşılayacak. Bu noktada fiyatlar bölümünde fiyatları kontrol edebilir. Grafik bölümünden grafikleri izleyebilir. İşlem bölümünden o sırada açık olan işlemlerimizi ve emirlerimizi kontrol edebilir. Tarihçe bölümünden geçmiş işlemlerimizi, kapattığımız işlemlerimizi kontrol edebilir. Ayarlar bölümünden de gerekli ayarları yapabiliriz. Yine ayarlar bölümünde en üstteki hesabımın bulunduğu yere tıklıyorum ve hesaplar bölümünün yanında bulunan artı butonuna tıklıyorum. Bu butona tıkladıktan sonra var olan hesabınıza giriş yapın yer alıyor. Buna tıklıyorum ve üst tarafa FX Pro yazıyorum. FX Pro yazdıktan sonra aşağıda FX Pro'nun yine serverları yer alıyor. Burada benim serverım olan Real 5 serverını seçiyorum. Siz de mail adresinize gelen serverı hangisi ise onu seçiyorsunuz. Ben Real 5 serverını seçtim. Burada hesap numarası yazan bölüme mail adresimize gönderilen giriş hesabımızın kodunu yazıyorum. Aşağıya da şifremi yazdıktan sonra sağ üst köşede bulunan giriş butonuna tıklayarak hesabıma giriş yapıyorum. Gelin şimdi de MetaTrader'ın birazcık içeriğine bakalım. MetaTrader'ın özelliklerine biraz değinelim. Sol tarafta sembollerin, paritelerin yer aldığı bir bölüm mevcut. Burada sağ tıklayarak, sembollere tıklayarak dilediğiniz açık olmayan sembolleri de açabilirsiniz. Onun dışında aşağıda indikatörler mevcut. Bu indikatörleri de yine çift tıklayarak, tamam diyerek grafiğinizin üzerine ekleyebilirsiniz. Bunları şimdilik kapatalım. Üst tarafta gördüğünüz gibi bazı teknik analiz araçları yer alıyor. Bu araçları yine sağ tıklayarak özelleştir diyerek istediğiniz tool'ları buradan tıklayıp üzerine ekle diyerek grafiğinizin üzerine ekleyebilirsiniz. Buraya eklediğinizde üst tarafta görünecek. Bunları da yine alıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Daha sonrasında burada yine time frame'lerin olduğu bir bölüm yer alıyor. Buradan grafiğinizin time frame'ini M30, H1, H4, D1 şeklinde değiştirebilirsiniz. Emir açmaya geldiğimizde grafiğinizin üzerine sağ tıklayıp işlem deyip yeni emir dediğinizde emir açabileceğiniz bir ekran yer alıyor. Buradan piyasa emri ya da bekleyen emir şeklinde seçebilirsiniz. Piyasa emri dediğinizde o anki fiyattan, piyasa fiyatından alım ya da satım yaparsınız. Bekleyen emire tıkladığınızda bir fiyat belirlersiniz. Bir buy limit ya da sell limit açmanıza yarar. Burada aynı zamanda zarar durdur fiyatı da belirleyerek yani stop loss fiyatını da buradan belirleyip kar alma fiyatını da burada belirleyebilirsiniz. Göstermek istediğim önemli bir nokta, grafiklerinizde analiz yaptığınızda örneğin işte burayı stop seviyesi olarak belirlediğinizde mesela benim yaptığım analiz üzerinden bakalım. Burada D noktasından bir işleme giriş yapacakmışız. Burada yukarıda bulunan artı butonuna tıklayıp giriş yapacağınız seviyeden stop seviyenize doğru çektiğinizde gördüğünüz gibi şöyle yanında 6/254/76.000 yazdığını görüyorsunuz. Bu şu demek 6 bar yani bunu ne kadar uzatırsam o 6 yazısı yani en soldaki o kadar ilerleyecek. Onun yanındaki kaç pip olduğunu daha doğrusu kaç puan olduğunu gösterir. Burada 258 puanmış. Bu da 25 pipse tekabül eder. 25 pipslik bir uzaklık olduğunu söylüyor bize. Fiyat olarak da 76.000 seviyesini gösteriyor. Yine bunu aşağı doğru çekerek de hedefimin kaç pips olduğunu
hesaplayabilirim. Gördüğünüz gibi burada ilk hedefim 65 pipsmiş. İkinci hedefim de 88 pipsmiş. Bunları bu şekilde hesaplayarak stopumuzu ve hedefimize göre bir işlem miktarı belirleyebiliriz. Bunu daha önce anlatmıştım grupta. Buradan stopumuzu 25 pips ise eğer ve bu işleme bir lot girersek bu işlemde kaybedebileceğimiz tutar $250 olacak. Aşağıya doğru 65 pips aşağı gitmesi halinde de $650'lık bir kazanç elde edeceğiz. Bir lot işlem açtığımızda 0-1 lot açmamız halinde de $64 kazanç, $25 kayıp elde edeceğimiz anlamına geliyor. Bu şekilde stop mesafemize göre işlem büyüklüğümüzü seçersek daha akıllıca bir hareket yapmış oluruz. Sol taraftan sağ tıklayıp grafiklere grafik penceresini seçersek yeni bir grafik açabiliriz. Bu grafiklerimizi özelleştirmek için sağ tıklayıp özellikler diyorum. Ve buradan dilersem renklerimi değiştirebilirim ya da özel bir renk şeması seçebilirim. Renk şemasını ayarladıktan sonra yine sağ tıklayıp şablonu kaydet derseniz ve buradan benim yazdığım gibi default.tpl yazarsanız, bu şekilde kaydederseniz yeni bir grafik açtığınızda, şöyle göstereyim. Yeni bir grafik açtığınızda grafikleriniz bu şekilde kaydedilecek. İstediğiniz kadar şablon kaydedebilirsiniz. Hatta şöyle göstereyim. Grafiklerinizin üzerine çizim yaptıktan sonra bu çizimler üzerindeyken şablonu kaydederseniz, örneğin bunu default olarak kaydedelim. Bunu default olarak kaydedersem yeni bir grafik penceresi açtığımda üzerindeki çizimimle birlikte kaydedilir. Bu sayede çizimlerimi saklayabilirim. Yine dilerseniz daha sonra kaydettiğiniz farklı template'lere de geçiş yapabilirsiniz. Bu şekilde grafiklerimizi özelleştirebiliriz. Yine sağ tıkladığımızda grafiğinizin üzerinde ızgaralar açık olabilir. Izgaradan kastım şu. Bunları yine özellikler bölümünde genelden ızgaraları kapatabiliriz. Alış çizgisini göster dersek eğer, şu şekilde alış çizgisini göster diyelim. Şu an piyasa kapalı olduğu için görünmüyor, fakat alış çizgisini göster dediğinizde grafiğinizin üzerinde o anki spread değeriyle birlikte spread'in ne kadar olduğunu da görebilirsiniz. En aşağıdaki obje açıklamasını göster derseniz de çizgilerinize olur da bir yazı eklemek isterseniz açıklama bölümüne. Örneğin ben buraya ASD yazayım. Gördüğünüz gibi sol tarafta ASD diye açıklamalar, obje açıklamaları grafiğimin üzerinde gösterilmeye başlandı. Bu şekilde grafiklerimin üstüne not da alabilirim. Buradan metinler yazabilirim unutmamak için. Buradaki A'yı seçersem grafiğimi oynattığım zaman yazı da oynar. Fakat şu T olanı seçersem grafiğimi oynattığımda bu yazı oynamaz. Yani grafiğinizin üzerine not almak istiyorsanız da buradan T butonunu seçip grafiğinizi oynatabilirsiniz. Göstermek istediğim bir diğer nokta, araçlar bölümüne tıklayıp seçeneklere tıkladığımızda ve grafikleri seçtiğimizde karşımıza şu şekilde bir ekran çıkacak. Buradan işlem seviyelerini gösterin açık olduğuna dikkat edin ve onun altındaki Use Alt Key to Drag Trade Levels bölümünü mutlaka tikli olarak işaretleyin. Bu ne demek? Grafiklerinizin üzerine işlemler yaptığınızda, işlem girdiğinizde şu şekilde bir çizgi belirecek grafiğinizin üzerinde. Bu muhtemelen sizde yeşil olacak. Bu şekilde bir çizgi belirecek. Eğer o demin gösterdiğim, yani şuradaki Use Alt Key to Drag Trade Levels açık olmaz ise grafiğinizin üzerindeki o seviyeye tıkladığınızda direkt oynatabiliyor olacaksınız. Fakat onu açık tutarsanız grafiğinizin üzerinde o çizgiyi oynatmak için, yani emrinizin seviyesini oynatmak için alt tuşuna basmanız gerekecek. Bu da istemeden grafiklerinizdeki alım ve satımları oynatmanızın önüne geçecek. Bu bir güvenlik önlemidir. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa videonun açıklama kısmında sorabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.